Kısmeti balının bir diğer adı da kavgacı siyam balığıdır. İsminden de anlaşıldığı üzere beta balıkları agresif olabilirler. Bu sebeple hep tek başlarına yaşadıklarına şahit olmuşuzdur. Beta balıkları sadece diğer balık türlerine değil, kendi türlerine karşı da oldukça agresiflerdir. Bu sebeple özellikle iki erkek beta balığının bir arada durması birinin ölümüyle sonuçlanır. Dilerseniz balığınızı ayna tutarak ne kadar da agresif olduklarına tanıklık edebilirsiniz. Beta balığının genel özellikleri. Beta balıkları içi canlılardır ve doğal ortamlardaki sudaki sinek larvalarını solucan gibi canlıları yiyerek beslenirler. Boyutları da ortalama 5 cm civarındadır. Labirent sınıfına giren balıklardır. Yani oksijeni verimli kullanabilmek için kendilerine özgü farklı bir solunum sistemleri de bulunmaktadır. Beta balığı akvaryumu. Daha önce de bahsettiğimiz gibi erkek beta balıkları bir arada yaşayamazlar. Dişi beta balıkları ise bir arada yaşayabilir. Tıpkı her balık türünde olduğu gibi beta balığı için de en uygun akvaryumu seçmekte yarar vardır. Örnek vermek gerekirse 30x27x30 cm'lik bir akvaryum beta balıkları için uygun boyutlarda bir akvaryumdur. Beta balıkları labirentli bir balık türü olduğu için oksijen tüketimi açısından da sizi zora sokmaz. Akvaryum suyunu değiştirirken de dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Haftada bir kez 1/4 oranında değiştireceğiniz suyun daha önceden oda sıcaklığında bekletilmiş olması gerekmektedir. Çok soğuk su koyarsanız hastalıklarla karşılaşabilirsiniz. Kış aylarında ise evin içi soğuk oluyor. Mutlaka bir ısıtıcıya gereksinim vardır. Beta balığı yemi. Beta balıkların beslenmesi de oldukça kolaydır. Her ne kadar obur olsalar da beta balıklarına az az yem vererek beslemek en iyisidir. Granül şeklinde yüksek proteinli yemler beta balıkları için en ideal balık yemidir. Bir paket balık yemi neredeyse 6 ay yetmektedir. Beta balıklar hangi balıklarla birlikte yaşayabilir? Erkek beta balıkları birbirinin hayatı için tehlike oluştursa da dişi olanlar başka türden balıklarla birlikte yaşayabilirler. Örneğin neon tetra balıklarıyla birlikte müthiş bir uyum yaratabilirsiniz. Eğer daha kalabalık bir akvaryum kurmak istiyorsanız vatoz balığı, çöpçü balığı, neon tetralar ve 3-4 tane dişi beta birlikte yaşayabilirler. Beta balığının ilginç yönleri. Çok yükseğe zıplayabilirler. Bu sebeple akvaryum suyunu tamamen doldurmayın. Beta balıkları meraklı hayvanlardır. Akvaryuma yaklaştığınızda hemen size doğru yönelirler. Meraklıdırlar. Akvaryum suyunun en ufak değişikliğini hemen fark edip yanına gidip incelerler. Dayanıklı balık türlerindendir. Hastalıkları diğer balık türlerine göre daha kolay atlatabilirler. Ve renkleri ışık altında farklılık gösterilebilir. Farklı ışıklar altında daha parlak göründüklerini fark edebilirsiniz. İyi seyirler.